Herkese merhaba arkadaşlar, ben Tatip. Evet, bugün ne dersiniz video serimizin uzun süredir beklenen o bölümünü nihayet çekiyoruz. Bu ikinci çekişimiz olacak ama yapacak bir şey yok. Zülal'le beraberiz, Zülal Tanrı'la beraberiz ve onunla hem kendi hayatı hakkında konuşacağız hem de From Arise projesi hakkında konuşacağız. 10 Mayıs'ta bu röportaj sizlerle buluşacak ve ne dersiniz video serimiz devam edecek arkadaşlar, güzel konuklarla. Sadece girişimcileri değil, sadece engelli girişimcileri değil, daha pek çok kişiyi ağırlamayı biz burada düşünüyoruz. Siz de konuk önerilerinizi yorumlar bölümünden bizimle paylaşabilirsiniz. Evet Zülal, hazırsan istersen hızlı bir şekilde başlayalım. Hazırım, herkese merhabalar. Evet Zülal, öncelikle seni tanıyabilir miyiz? Zülal Tanır kimmiş? Tabii. Ben Zülal, From Arise'in kurucusuyum. Aynı zamanda Microsoft'un dünya çapındaki öğrenci ailesiyim. Daha önceden de Türkiye'de sorumluluklar almıştım. Farklı Microsoft uygulamalarını Türkiye'ye entegre ederken çalıştım. Farklı startuplarda hem yurt içinde hem de yurt içinde sorumluluklar aldım. En sonunda hani kendi girişimi kurmak için aslında hepsini bırakıp tamamen From Arise'a yöneldim. Çok unuttuğum bir şey var. Bir yandan da öğrenciyim. Boğaziçi Üniversitesi'nde psikolojik danışmanlık rehberlik öğrencisiyim. Dünyanın görme engelli nörobilimcisi olmak için çalışıyorum. Zaten birazdan senin sorularını da daha da açarız diye düşünüyorum. Evet, harika. Zaten sıradaki soru da bununla birazcık bağlantılı. Üniversitede okuduğum bölümden farklı bir yol ilerliyorsun. Yani bir tarafta PDR'i okuyorsun, bir tarafta From Arise gibi teknolojik bir girişimin yöneticisi konumundasın. Arada çok farklı bir boyut var. Yani bu girişimciler içerisinde söylenen bir sözdür. Yani yapılan işle işte kimi zaman üniversitede okunan bölüm pek bir ilgisi yok denir. Bunu biraz yansıtıyor gibisin. Böyle mi, yoksa bu işin arka planında farklı bir şey var mı? Yani farklı düşünceler, farklı niyetler var mı? Aslında tam olarak öyle değil. Çünkü ya ben aslında nörobilim alanıyla ilgili çalışmak için bu bölümde okuyorum. Ve çok uzunca bir süre Microsoft tarafından Microsoft çalışanı olmak için yetiştirildim. Yani aslında hard skill dediğimiz Microsoft yapay zeka ürünleri, güçlü platformları, Microsoft'un farklı işte siber güvenlik çözümleri gibi aslında alanlarda yetiştirilirken, bir yandan da işte Microsoft'un Orta Doğu tarafında sorumlu olan mentorlarım falanla birlikte de Microsoft çalışanı olma yetkinlikleriyle aslında yetiştirildiğim uzunca bir dönemi geride bıraktım. Bununla birlikte ben zaten teknik tarafta yetişen birisi olarak farklı teknoloji startuplarında çalışırken işte makine öğrenmesi, görüntü işleme gibi alanları da hem aslında ürün yönetmek nasıl bir şeydir, bir product manager dediğimiz ürün yöneticisi nasıl olmalıdır, bunun kullanıcı emire bağlantıları nelerdir, bunları da aslında denediğim bir sürü aslında deneyimim de olmuştu. Neden peki hem de PDR seçtim? Çünkü ben az gören çocuk olarak doğmuştum. O da böyle şey demekti, yani işte görselleri gördüğümde tanıyamıyordum. O sebeple böyle hafıza kartları vardır işte, hani kapatırsın yaparsın. Önce bir açıkken bakarsın, sonra kapatırsın bakarsın. Bir kartı çevirirsin, onun eşi nerededir, böyle bulmaya çalışırsın. Böyle bu tip oyunlar vardır. Az gördüğüm dönemde hep böyle aslında o küçük kartlarla çalışarak bu nesnelerin küçük hallerini tanıdım önce. Onları öğrendim ki gerçekten bir görüntü tanıyabileyim. Bu noktada da aslında 2011'de görmemi tamamen kaybettiğimde de dedim ki benim beynim bunu öğrendiyse, aslında görmeyi öğrendiyse benim makinelerim de öğrenebilir. Buradaki bakış açısıyla aslında nörobilim tarafını öğrenmeye, bu tarafla ilgili çalışmaya başladım. Evet, aslında dünyanın görme engellilik nörobilimcisi olmamın da, olmak istememin de sebeplerinden bir tanesi bu. Bu alanla ilgili de nörofarklılıklar üzerine çalışıyorum. Özellikle görme engellilik otizm alanıyla ilgili çalışmaya devam ediyorum. Görüntü işlemenin yanı sıra. O şekilde belki söyleyebilirim. Yani aslında ben teknik de bir liderim. Buradan şey söylemek güzel olur bence. Eğer teknik bir lider değilseniz ve bir teknoloji girişimi kuracaksanız, kurabilir misiniz? Kurabilirsiniz. Bu noktada şey demek değil ama bu. Teknik bilginiz sıfır olsun ve bir teknoloji girişimi kurun. Hani öyle bir şey değil. Bir ürün yönetimi nasıldır? Satış, büyüme, finans, hani bu ekipler birbirleri entegre nasıl taşırlar? Bunları bence bilmek lazım. Bilmiyorsak da bilen bir co-founder'la başlamanızı öneririm. Benim co-founder'ım yok. Tek kurucuyum. Ama hani bu konuyla ilgili endişeleriniz varsa bunu belki önermiş olabilirim. Evet, bu konuda güzel bir tavsiye oldu. Yani genel yargılardan elbette kimi zaman isabet ettiğim nokta olabilir ama genel yargılardan ne olursa olsun uzak durmak önemli. Yani kesinlikle. Ne olursa olsun içinde bulunduğumuz, yani gelişimde bulunduğumuz alan hakkında bilgi sahibi olmak önemli.
Fromeraz yolculuğuna bir şekilde geldin. Hani hatta bir bize aslında kısaca da bahsettin bu yolculuk sürecinden. Peki sen Fromeraz girişimine gelene kadar geçmişte gönüllü olarak hangi projelerde yer aldın? Ya da gönüllü olarak değil de direkt bir çalışan olarak hangi projelerde yer aldın? Bize bu deneyimlerinden biraz bahsedebilir misin? Tabii. Ya ben aslında böyle 4,5-5 yıl kadar YGA adında bir STK'da YGA'nın venture'larında çalıştım. Startup'larında çalıştım. Farklı projelerine liderlikler ettim. İşte belki oradan da tanıyanlar vardır. Daha sonrasında çevre teknolojileri geliştiren ekiplere liderlikler yaptım. Girişim mentorlukları yaptım. İşte şey gibi böyle farklı e-ticaret uygulamalarının deneyim ekiplerine girip orada sorumlulukları aldım. Microsoft'un CNG'ye uygulamasını Türkiye'ye entegre ederken Microsoft'un o deneyim ekibinde onlarla birlikte çalıştım, Microsoft Türkiye'nin. Ve aslında şey, en sonunda da WeWork'ta 59. sorumlu olarak çalıştım. Orada da şey, kullanıcının ürün adaptasyonunu kolaylaştıracak WeWork Academy Onboarding programı oluşturdum. Şimdi sizin de böyle ilk WeWork kullanıyorsanız, hani girdiğinizde dahil olduğunuz bir alışma sensörü programı. Ürüne karşı kullanıcı bağlılıklarını, adaptasyonlarını artıracak bir programdı. Biz bunu Türkiye'de ve 59 ülkede kullanmaya başlamıştık. Sonra da o program yöneticisi olarak aslında bu ülkelerden sorumlu olarak çalıştım. YGA'da yine işte bayağı yürüttüğümüz programlarda sorumluluklar aldım falan gibi böyle farklı farklı. Hem girişimcilik ekosisteminde yer aldım, hem işte farklı teknoloji startuplarında sorumluluklar aldım gibi böyle bir sürecim oldu aslında. Yani bu noktaya gelene kadar esasında pek çok girişim ya da pek çok çalışmayı tanıdın ve daha sonra kendi yolculuğun oluşmaya başladı. Evet, doğru. Peki hem geçmişteki gönüllü veya işte ücretli bir şekilde yer aldığın çalışmalarda hem de bugün Fromeraz'da çevrenin, ailenin sana nasıl bir desteği oldu? Sana destekli bulundular mı? Yani güzel yapar dediler. Açıkçası evet dediler. Burada bence önemli bir şeydi o. Hem çevrenin hem de ailenin o noktada inanması önemli bir şey. Çünkü birincisi bu arada senin kendine inanman. Bu çok net bir şeydir. Sen kendine inanmıyorsan herkes sana inansın, bir faydası yok. Kesinlikle. Ama oradaki o gördüğün destek, hani onların da sana inandığını bilmek, hani Zürer bunu yapar demesi ya da ekibimle bazen konuşurken şimdi Nisa'da arkada hani işte ya Zürer bir şekilde halleder demesi, sana güvenmesi çok önemli bir şey. Çünkü senin de hani kendine daha da güvenmeni sağlıyor, kendini çok iyi hissetmeni sağlıyor. Bu anlamda tabii ki onların da destekleri oldu. Bir kere zaten hani aileye dönecek olursak iyi bir eğitim önemli gerçekten o noktada. Yani çocuğun potansiyelinin doğru görülmesi, doğru fark edilmesi, o anlamda doğru yönlendirilmesi bence zaten çok önemli. Ama tek kriter de değil. Bununla birlikte çok farklı şeylerin birleşmesi gerekiyor. O konuda birinci kıvılcımı aile yakıyor ve aslında bir yere kadar o devam ettiriyor. Sonrasında aslında sen o temelin üzerine kendi koyarak ilerliyorsun gibi bir süreç olduğunu gördüm ben bu noktada. Kesinlikle çevrenin desteği de başarıları bir adım yukarı taşıyacak bir nokta. Çünkü hani akşam eve gittiğin zaman gördüğün insan, işte annen, baban ya da işte belki kardeşlerin ya da evet, onun haricinde işte arkadaşların, yakın çevren, onlardan aldığın destek, geliştirdiğin girişimin varlığı için çok önemli. Aynen. Ben de böyle düşünüyorum. Peki seni Fromeraz diye bir proje başlatmak için şey ne oldu ve hani sektörün böyle bir şeye ihtiyacı olduğunu, yani görme engellerin diyeyim, sektör biraz çok ticari oldu, görme engellerin böyle bir şeye ihtiyacı olduğunu nasıl analiz ettin? Ya bir kere şey, tamamen kendi ihtiyacıma yola çıktım. Ben 2011'de görmemi tamamen kaybedince benim orada yaptığım, yani kendim beynimle öğrendiği o süreci yapan teknolojiler herhalmiş. Çünkü bunların artık bir teknolojiyle olabileceğini düşündüm. Orada şey fark ettim, pazardaki uygulamalar ya sadece yapay zeka kullanıyor ya da sadece gönüllüye başvuruyor. Şimdi yapay zeka kullanıyorlar, SingAI, işte ne bileyim Lookout, işte bir yere TapTapC vardı falan gibi böyle örnekler. Ya da sadece gönüllüyü kullanıyor, Be My Eyes gibi. Ama o noktada hani hızlı ve nitelikli betimlemeleri anlık olarak hani ulaştıramıyorlardı. Bunu yola çıkarak da aslında Fromeraz geliştirmeye karar verdim. Çünkü dünya çapında bugün 330 milyon görme engelli var. Ve hala bugün bizim görme engelli olmayı konuşuyor olmamız bence bana çok şey geliyor. Biraz çağ dışı geliyor. Çünkü insanların görme sorunları zaten olacak. İnsanlar görüş yetersizliği yaşayacak, yaşlanmaya bazı sebeplerden görmelerini kaybedecekler falan. Bu zaten biyolojik bir şey.
Ama bizim bunları teknolojiyle aşamıyor olmamız aslında hani Microsoft'un engelleri aşan kadın lideri diyorlar bana. Teknoloji veya kadın lideri olarak seçildiğim için. Ama ben de her zaman aksini savunuyorum. Ben teknolojiyi liderlik edemiyorum bugün. Çünkü hala bugün işte milyonlarca insan görmeme sorunundan muzdarip. Yani bu sorundan değil, bunu bizim teknolojiyle aşamamamızdan muzdarip. O bariyerleri kaldırmamızdan. Yani diyorsun ki ben bu sorunu aşamadığım için kendime şu anda bir lider diyemem. Ya teknoloji bir lider, yön veren lider diye. Yön veren bir lider. Ya çünkü kimse bugün bence o noktada yön veremiyor. Ve ben aslında teknolojiye yön verebilmek için Frömerenz'i kurdum. İnsanların hani görme deneyiminin en teknolojik halini yaşayabilmesi için Frömerenz'i kurdum. Adı bile oradan geliyor. Hepimizin farklı bir bakış açısı var. Yani biz renkleri bile algılarken farklı dalga boylarıyla çalışıyoruz. Onları algılıyoruz aslında. Ve aslında bugün Taha ile ikimiz aslında normal şartlarda aynı şeyi görmeyecektik görüyor olsaydık. Ve bu sebeple Frömerenz buradan geliyor. Frömerenz'deki amacımız da aslında insanlara görme deneyimi sadece en teknolojik halinde değil, en eski halinde yaşatabilmek. Bununla ilgili çalışıyoruz bir yandan. Peki Frömerenz dışında teknolojiyle çözebileceğini düşündüğün engellerin yaşadığı başka neler var? Yani analiz ettiğin, bu kesinlikle çözülmeli dediğin ne var, neler var yani? Ya mutlaka çok şey var yani. Hani aslında zaten bağımsız hareket dediğin şeyin özünde teknolojiye çözebileceğin bir süreç yapıyor. Biz bugün bilgisayar görüşü çözümleri üretiyoruz Frömerenz'de. Bunlar birkaç ay sonra onları piyasaya çıkarıyor olacağız ve bu şey demek bizim için. İnsanların hala bir beyaz baston kullanıyor olmalarının sebebi temelde o beyaz bastonu çok severek kullanmaları falan değil. Bugün tam bağımsızlığı onun getireceğini bilmeleri ve aslında anlık görüntü işleyip de yönlendirilmemeleri aslında bir noktada. Evet. Bugün beyaz baston, yarın XYZ akıllı bastonları, öbür gün Z bastonu. İnsanlar gerçekten baston mu istiyorlar? Hayır, hani aslında istemiyorlar. Onlar kendilerini doğrudan kadar yönlendirecek çözümler istiyorlar bu noktada. Ve bu yüzden bence bilgisayar görüşüyle birlikte tam bağımsızlığın önündeki o bariyer daha da kalkacak. Aslında biz onun için çalışıyoruz bir yandan. İşte bugün eğitim teknolojilerinde, sağlık teknolojilerinde, sivil havacılıkta, otomotiv dikeyinde falan hep görüntü işlemeyi kullanıyoruz. Ama bu alanla ilgili, hani görme insanlarla ilgili çok az bariyeri kaldırıyoruz. Biz de istiyoruz ki hani bu teknoloji çözümlerini üretelim Frömerenz'le birlikte, görüntü işleme teknoloji çözümlerini üretelim. Ve ürettiğimiz bu yapay zeka teknolojileriyle birlikte buradaki bir sürü bariyeri ortadan kaldıralım. Temeldeki hedefimiz ve bu. Bunu yaparken de ben tek co-founder'ım, yani tek kurucusuyum Frömerenz'ım ama aslında öyle değil. Bizim böyle hani gerçekten yüzlerce çözüm ortağımız var, kullanıcılarımız var. Biz yola en baştan birlikte çıkmıştık. Tahsız da hatta ilk kullanıcılarındansınız. Daha uygulama yokken, prototipleme aşamasındayken biz kullanıcı görüşmeleri yaptık. Çünkü ben görmüştüm artık yani biz bir ürün yapıyoruz, kullanıcıya götürüyoruz, kullanıcı revize ediyor, bir daha yapıyoruz, bir daha revize ediyor. Bu süreç böyle aynı şekilde devam ediyor. Halbuki bu ürünü baştan kullanıcıyla birlikte üretsen, ben bir kabileye bir şey götürüyorum bakasına çıksam, biraz daha insanların tamamen kendine entegre edebildiği, özümseyebildiği bir çözüm yaratma şansın daha da artıyor. Şimdi burada kullanıcı geri bildirimi kısmı çok önemli aslında. Birçok bugün girişim var. Evet, kullanıcı geri bildirimini önemsiyor. Şimdi biz şey diyemeyiz. Yani hiçbir aslında kullanıcı geri bildirimini önemsiyemiyor. Burada sadece reklam yapıyorlar. Bunu söyleyemeyiz. Belki haksızlık olur. Ama bugün kocaman şirketin işte Meta'nın, Google'ın bile ortaya çıkardığı kimi ürünlerde kullanıcı geri bildiriminden çok ticari kazancı önemsizliğini görüyoruz. Kullanıcıya şu sorulmuyor. Ya sen bu üründen ne bekliyorsun? Ya da senin bu üründen beklentin ne olsa iyi olur diye kullanıcılara sorulmuyor. Bu çok önemli bir konu. Frömerenz bunu gerçekten çok iyi yapmış ve başarmış bir girişim. Biz bunu en başından beri gördük. Bir de mesela hani şeyden bahsettim. İşte insanların işte görme engelli bireylerin işte kimi teknoloji, kimi hizmetlere erişimi. Mesela biz burasında tam çekin hep şeyi soruyoruz. Otonom sürüş diye bir şey var mesela bugün. İşte birinci seviye otonom, ikinci seviye, üçüncü seviye, dördüncü seviye. İşte Tesla'nın full self drive FSD dediğim bir şey var. İşte araç tamamen kendi kendine gidiyor. Senin işte belli bir sürede bir direksiyon dokunmanı, yani işte bir sensör dokunmanı istiyor. Tamam, pratikte çok güzel şeyler. Evet, araçlar kendi kendine gidiyor. İşte otonom sürüş gelişiyor falan ama ben bundan faydalanamıyorum. Benim bir yararım olmuyor. Bir görme engelli birisi olarak benim bu şu an herhangi bir ülkenin işte yasal düzenlemesinde benim araç kullanmamı sağlamıyor.
benim araç kullanmamı sağlayacak bir teknoloji. Benim işte o aracı sürebileceğim, sürebileceğim dediğim, kullanabileceğim, işinde bulunabileceğim, sürücü koltuğunda bulunabileceğim bir teknoloji ne zaman gelişecek? Biz mesela hep bu sorunun cevabını merak etmişiz. Hani o yüzden hem kullanıcı geri bildirimi tarafı işin çok önemli, hem de biz bu hizmetlere sadece görme engelliler tarafında değil, diğer engel grupları için de, işte yaşlı gruplar, bireyler için de çok önemli. Bu hizmetlere ne kadar erişebiliriz? Bu gerçekten çok önemli bir konu aslında. Evet, kesinlikle katılıyorum. Yani aslında inovasyon dediğin şey de oradan çıkıyor. İşte dün bir tane girişimcilik seminerindeydim de şey diye sordular, işte bir maskap var, bu maskabı bir şey ekleyeceksiniz buna. Ne eklersiniz ya da işte bu maskabı daha nasıl yenilikçi bir hale getirirsiniz? İşte bazıları dedi lazer eklerim, bazıları dedi daha sessiz eklerim, bazıları dedi daha toz çıkarmayan bir hale getiririm. İşte bazıları farklı şeyler söyledi falan. Ben dedim ki direkt maskabı kaldırırım. Herkes şaşırdı. Hani neden yani maskabı kaldırırsın? Çünkü orada şey var, yani insanlar gelip matkap mı istiyor yani? Hani duvarı delmek için, çiviyi işte ne bileyim biraz daha sağlam bir şekilde oraya sokmak için falan matkap kullanıyor. E bugün ama elinde senin çok basit bir çözüm var, cırt cırtlı bant. Hani ve aslında matkabın yerini gayet güzel yedip çıkıyor kadar alabiliyormuşum yani. Bu da şey de var esasında, Henry Ford'un güzel bir hikayesini anlatıyorlar. Geçen Steve Jobs'a girmiştim, Henry Ford'dan girdim. Mesela diyor ki, insanlara sorsaydım ne istiyorsunuz diye, daha hızlı giden bir at isteyeceklerdi. Daha hızlı giden bir at isteyeceklerdi. Onun arkasına işte arabayı, tekerleği bağlayacaklardı, yüklerini burada taşımak isteyeceklerdi. Ama diyor, ben bunu istemedim. Ben at yerine neyi biz kullanabiliriz? İşte seyahat için, yük taşıma için ve otomobil geliştirdim diye. Esasında tamamen bakış açısıyla ilgili bir şey. Yani şeyin, iPhone'un çıkış noktası da bu esasında. Steve Jobs mühendislere gidiyor, diyor ki işte şu bilgisayarı alın, bu telefonun içine sokun, koyun bir şekilde bunu yerleştirin. Ve hani o zamanlarda mühendisler bunun direkt olamayacağını, böyle bir şey direkt olamayacağını ifade ediyorlar, açıklıyorlar, ama bir taraftan da Steve Jobs iki mühendislik grubunu birbirine yarıştırıyor ve ortaya bir fikir çıkmasını sağlıyor. Yani bir taraftan evet olamayacak bir şey istiyorlardan, ama bir taraftan da fark ettirmeden o iki mühendislik grubunu, birisini dokunmatik bir MacBook yapmak için yarıştırıyor, birisini bir iPod, sıra dışında iPod yapmak için, dokunmatik bir iPod cihazı yapmak için yarıştırıyor ve bu gruplardan ikincisi, yani iPod'un dokunmatiğini geliştiren ekibin fikrini seçiyor ve iPhone ortaya çıkıyor. Yani bu çok önemli bir konu esasında, evet. İnovasyon kısmı için. Sıradaki sorum da şu. Bir saniye. 2000 years later. Yanlış şey, tablo. Hem eğitim hem de girişimcilik kariyerinde hedeflediğin temel şeyler neler? Ve bu hedeflere ulaşmak için neler yapıyorsun? Aslında daha önce bundan kısaca bahsetmiştin ama belki eklemek istediğin bir şey vardır. Tabii. Eğitim kariyerimde dünyanın görmeye değer görevlisi olacağımı söyledim. Bu tarafla ilgili aslında şey, biz şey bilmiyoruz. Şunu fark ettim ki hani görme engel otizm insanların verileri yok. Her 54 kişiden biri bugün otizmli. Amerika'da her 36 çocuktan birisi otizmliyken görme engellerde böyle bir oran bilmiyoruz. Ama tahmin ettiğimiz şey şu, görme engellerin en büyük diğer eşliksi otizm bugün. Sebebi de uyaran eksikliği ya da uyaran fazlalığının fazla ya da işte eksik olması. Ben bu tarafla ilgili o data toplama, data madenciliği biraz kısmıyla ilgileniyorum işte. Çünkü doğru datayı bulduğumuzda bu insanlara daha doğru ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Bu benim eğitim tarafındaki kariyer hedefim. İş tarafındaki tabii ki Promerize, iyilik için yapay zeka teknoloji üretmeye devam edecek. İyilik için görüntü tanıma üretecek, iyilik için yazılımı üretecek, her ne yaparsa yapsın, Promerize bugün onları iyilik için üretmeye devam edecek. Burada ne yaptık biz Promerize tarafında? Zaten siz demoyu da anlatıyorsunuz. O sebeple hani o kısmını siz anlatacaksınız ama biz uygulamayı kendi görsellerle, kendi görsel kütüphanemizi besledik ve yapay zeka servisimizi ettik. Burada da eğitim yapay zeka servisi. Eğer hani görüntü tanıma servisi %90 oranında görüntü tanıyabiliyorsa biz onlara başarılı deriz aslında. Promerize %94 oranında doğrulukla tanıyabiliyor bugün. Ya da %80 tanıyabiliyorsa Microsoft'ta biz başarılı OCR'dir bu deriz. Ama bu bizim servisimiz %85'in üzerine doğrulukla tanıyabiliyor. Bu da aslında insan ve yapay zeka işbirliğiyle elde ettiğimiz bir başarı. Bugün Promerize'in hedefimiz GPT-4 entegrasyonuyla birlikte bu doğruluk oranını çok daha fazla arttırabilmek. Burada çünkü şey gördük, biz doğru verileri verdiğimizde aslında GPT'den doğru cevaplar alabiliyoruz.
ve araya bir tane verileri rafine edecek bir araç yazdık ve bu araç aslında insanların soru sormasına, bir geri girmesine bile hani gerek almadan bizim onlar için ne tür betimlemeler istediklerini anlamamızı sağlıyor. Yani bugün ben bir kullanıcım bir görsele 7 saniye baktığında orada obje ağırlıklı bir şey mi almak istediğini yoksa işte biraz daha renk ağırlıklı bir şey mi almak istediğini ölçüyorum arka tarafta. Framework olarak bunu yapıyoruz. Buradaki hedefimiz şu, bu ölçtüğümüz dataları o araya yazdığımız kişiselleştirme aracıyla birlikte doğru bir girdi olarak vermek ve kullanıcıların doğru çıktı yazısını almalarını sağlamak. Yani bir sonraki implement edeceğimiz yapay zeka servisinde Taha ve ben aynı fotoğrafı yüklesek bile iki ayrı betimleme alacağız. Herkes kendine göre alacak. Kişiselleştirme için betimleme olsun. Evet, aslında tamamen o. Yani görmeye geldiğimiz kişiselleştirme olmak bizim hedefimiz. Bunun işte ne bileyim VMIS GPT'yi kullanacağını duyurdu falan ama bu ondan çok daha farklı bir şey. Bizim yaratmak istediğimiz şey sanal bir asistan olmak. Yani sanal bir gönüllük değil, bir şeye soru sormanız değil, ekstra bir eylem yapmanız falan değil. Biz kullanıcılarımızın baktığı yerde olmak istiyoruz. Bir yere kamerasını tuttuğunda çekmesine bile gerek kalmadan zaten biz o sahneyi analiz etmek istiyoruz. Tamamen tam bağımsızlık sürecine insanların katkı sağlamak istiyoruz. Bunun için çalışıyoruz. E-ticaret platformlarına entegre olarak da aslında uygulama tarafından bağımsız buradaki ürünleri tanımlıyoruz. Bunu yaptığımız şu anda bazı işbirliklerimize entegre olduğumuz yerler var. Yakında duyuracaklarımız da var. Bu anlamda da aslında hepimiz biliyoruz ki e-ticaret platformuna girdiğimizde daha ben sabah bir hediye alıyordum annem için. Yaptığım şey şu, işte fotoğrafını çekiyorum, uygulamama gönderiyorum, uygulamam tanıyor, ben tekrar geri gidiyorum işte falan. Bu süre çok uzun. Ya da o an biri varsa birine danışıyorsun, ya da hiç danışmak istemiyorsun, ya da süreç uzadığı için zaten topa hiç girmiyorsun falan. Bizim zamanımız kıymetli. Ya görme engelli insanların %71'i bugün e-ticaret platformuna alışveriş yapmayı tercih etmiyor. Çünkü zaman kaybetmek istemiyor. Biz istiyoruz ki yapay zekamızı direkt e-ticaret platformlarına entegre edelim. Yani bir insan çiçek sepetine girdiğinde buradaki ürün görsellerini zaten de kullanarak direkt ulaşsın. Yapay zekamız bunları anında zaten tanımlıyor 4 ila 7 saniye arasında. Biz de kendi betimlemecilerimizle özenle yetiştirdiğimiz buradaki betimlemeleri iyileştiriyoruz. Yani bir sayfa izlenimi vermiyoruz ya da bir deneyim yaşatmıyoruz. Biz direkt kullanıcılarımızın sonuç alışverişe yönlendiriyoruz. Sadece sepette erişebilirlik sağlamıyoruz. Yapılan büyük bir hatadır bu, sepete erişebilir yapalım. Hayır, almak zorun değil. Ben her şekilde alırım. Ben ürünü seçmek istiyorum. Aslında temel şeyimiz bu. Ya, temel süreçte uçtan uca aslında o süreci erişilebilir hale getirmek. Yani Frame Analysis'in temel amacı hani sadece bir fotoğraf biz bu uygulamadan ziyade herhangi bir alışveriş uygulamasında da başladığımız alışveriş sürecini uçtan uca bir ürün seçerek ödeme aşamasına gelene kadar, ödeme aşamasına dair erişilebilir hale getirmek. Frame Analysis'in bu hedeflerini ve aletten senin hedeflerini, kendi bireysel hedeflerini ben çok beğendim. Teşekkürler. Sıradaki sorum da şu olacak. Bir kadın girişimcinin ve bir engelli girişimci olarak bugüne kadar karşılaştığın sorunlar neler? Ya da senin karşılaştığın sorunlardan ziyade karşılaşabilecek sorunlar neler? Ve bu iki sıradan dolayı herhangi bir ön yargıya maruz kalıyor musun? Evet, kalıyorum. Şöyle, ne kadar yetenekli olsanız da bugün teknolojiyle ilgili ne kadar fazla şey yapmış olursanız olun, eğer işte, ne bileyim daha böyle baskın olan bir şeyiniz varsa toplum tarafından görmemek, işte, ne bileyim duymamak, ne bileyim yürüyememek falan hiç fark etmez. İnsanlar yapabildiklerinize değil yapamayacaklarınıza daha odaklanmayı tercih ediyorlar. İyi amaçla, iyi niyetle ya da belki de gerçekten hiç düşünmeden. Bu tabii ki girişim tarafında da böyle olabiliyor. Yani mesela şey, tek kurucu, görmeyen birisi, bir kadın girişimci, 21 yaşında. Ya kim var bu kızın arkasında? Karanlık güçler. Kızım kim var senin arkasında? Yani şey, tabii ki böyle bir background olunca, işte ne bileyim, işte geçmiş olunca insanın, kim var arkanda? YG mi var, Vivo mu var, işte Microsoft mu var falan. Hani. Çok açık ve nasıl söyleyeyim, hiç kimse hiçbir şey yok. Ama çok değer verdiğim mentorlarım var. İşte ne bileyim bugün Vestal Venture'ın genel müdürü şey, Metin Stout gibi ya da işte Melek Oğuz gibi Geometri Melek Yatırım Ağları'nın kurucusu. Ali Karabey gibi 212'nin kurucusu. Yatırım yine aynı şekilde ağları bunlar. Ya da böyle farklı mentorlar, işte girişimciler. Böyle hani onların aslında bu benzer süreçlerden geçtiklerini biliyorum. Benzer şeyler yaşadıklarını biliyorum. Onların yönlendirmeleriyle birlikte burada ilerlemek güven veriyor. Ama günün sonunda yine yalnızsın. Aslında ekibinle birliktesin.
ve sen yöneticisin. Doğru kararları vermek ve aslında uygulamak zorundasın gibi bir nokta var. O sebeple bir noktada şey diyorlar, hani ekibinde kimler varsın bazen, ikinci şey de bu. Bunlar var, ekibin böyle yetenekleri bunlar. He, o zaman tamam. Ya biz bir tık şey seviyoruz bazen. Hani yapamaz zaten. Kesin birilerine ihtiyaç duyuyordurum. Yapmayı çok seviyoruz. Ama bugün ben günde 16 ile 18 saat arasında çalışıyorum. Nisa arkada, ben onaylar belki. Ben de arkadan ses olarak girdim şu an. Ya da arkadaşlarım... Bir İşçi anda... bayramında tatil vermedik falan. Vermedik. Evet, bu arada... Ekip bu kanalına çok üzgün. Ya da hani yine arkadaşlarımdan bir tanesi Açay'da arkada. O da onaylar. Yani 7-24 saat bazen çalışıyorum. Ve bu çok büyük bir emek. Aslında her şey bu emekle oluyor. İyi bir ekibinizin olması çok önemli ama zaten o ekibi seçen kişi de sizsiniz. Hani onları davet ediyorsunuz. Ne şanslısınız ki onlar bu davete cevap verip geliyorlar. Bu çok önemli bir şey. Doğru insanların sizinle birlikte olması önemli bir şey. Süreci hızlandırır, doğru. Ama o kişileri, doğru kişileri doğru zamanda bulup çıkarmak ve onları doğru yönlendirmek liderlik kişidir. Biz onlara liderler diyoruz. Herkes bunu yapamadığı için herkes lider olmuyor. Ya da yapmak istemediği için. Zaten burada önemli olan şey emeğin karşılığını ne olursa olsun o günün sonunda ya da işte belirlediğin hedefin sonunda o emeğin karşılığını bir şekilde almak. Bu kimi zaman hani from where için konuşursak işte bir kullanıcı yorumunu, güzel bir kullanıcı yorumunu ya da işte bizim gruplar mesela betimlemeler paylaşıyor. Herkes işte ya şöyle bir betimleme aldım efsaneydi diye mesela betimlemeler paylaşıyoruz. Evet. Kimi zaman böyle bir mesaj almak, kimi zaman böyle güzel bir kullanıcı geri bildirimi almak. Kimi zaman da güzel bir yatırımcı desteği almak. Bu yani şey bir şey değil, nasıl gözükecek bir şey değil yani bence. Hani bu haberler gerçekten hani seni mutlu edecek şeyler ve hani motive edecek şeyler. Sonraki güne başlamak için ya da yeni hedefler belirlemek için, mevcut hedefe ulaşmak, yeni hedefler belirlemek için seni motive eden bir şey, edecek bir şey. Yani bu yüzden önemli ve hani ön yargılar ne yazık ki her koşulda oluyor. Ne yaparsan yap. Bu yarın dünyanın en değerli şirketi bile olsan birçok ön yargıyla karşılaşacaksın. Ülkemizde yani özellikle bazı konularda geride kaldığımız için yani bugün büyük bir şirketin kurucusu, büyük bir işin kurucusu bile olsan notere gittiğin zaman şahit isterler. Bankaya gittiğin zaman maaş hesabı açarsın. Yani işte çalışanlarımızın ücretini yatırmak için maaş hesabı almak istiyorum. Ya ben şirket hesabı açmak istediğimde, ya şirketimin hesap da değil, şirket kuruluş vekaletnamesi vermek istediğimde okul yazarı olup olmadığımı kanıtlamam gerekti. Ve şöyle bir şey de, ne şirketi? İncik boncuk. Hani bir de şey görüntü sanırım. Bu boncuk dikiyoruz ya işte orada. Oynatıyoruz iki tane şey, bilezik falan satıyoruz. Görüntü işlemeler daha da komiklerine gidiyor. Görüntü işlemek. Görüntü işlemek. Belki de onu soruyorlar. Görüntü işte önünde olduğunu falan sorduğum yani. İşte öyle, öyle. Böyle şeyler var ama sebebi şu yani. Ya bilmiyorum, çok fazla sistemsel tabii ki olması gereken şey var. Ya bugün yani Cumhuriyet'in 100. yılında biz bank kullanamıyoruz tek başımıza. Evet. Yani şimdi bu ben Cumhuriyet tarihinin bir ayıbı. Hani bir siyasi görüşten bağımsız bir şey bu. Ya bu Cumhuriyet tarihinin görmeyen vatandaşlarına duyduğu saygı, onlara verdiği değer, onları gerçekten benimsemesi, onların özgür olduğunu bilmesiyle ilgili bir kısım. Onların varlığını tanımasıyla ilgili bir kısım. Ve ben çok açık ve net söyleyeyim, 100 yıllık bu ayıbı ben de kabul etmiyorum. İlk kez oy kullanacak biri olarak bu benim çok ağrıma gidiyor. Ben de bu konuya herkes kadar tabii ki de şey çok böyle şaşkınlıkla bakıyorum. Bir o var, bir de sözünü kestim. Bir de şöyle bir mevzu var. Bizde mesela bazı arkadaşlar makinesi gruplarda tartışmalar dönüyor. Mesela çok kısa size söyleyeceğim. Hani işte ya o kadar şey tartışıyoruz, bunu tartışmaya ne gerek var? Mesela bu konu üzerinde işte post yazıyorlar, konuşuyorlar ama şimdi sen böyle basit bir şeyde bile hakkını aramıyorken yarın o büyük sorun olarak gördüğün şey için hakkını yaşını arayacak mısın? Yani, aslında bakıldığında bu basit bir şey değil. Aynen, aynen. Hiç şey, kesinlikle değil. Yani burada şey olarak söylüyorum. Ülkenin kaderini değerlendirememene. Aynen, burada basit dememin sebebi şey. Yani onun algısındaki basitlikten bahsediyorum. Bu şey gibi bir şey var. Antik Yunan'da şeymiş mesela, sadece aristokratlar oy kullanabiliyormuş falan. Kadınlar yok, fakirler yok.
yoksul insanlar yok. Aristokratlar oy kullanabiliyor. Bizim toplumda inanamıyorum ben. Oy kullanıyoruz kağıt üstünde. Ama oyumuzun yasal olarak gizli olması gerekmiyor mu? Evet. Mahremiyet. Oy mahremiyeti önemli değil mi? Bu konuyu için ayrı bir gündem ayıracağız. Biz de Oğuzhamur gibi bir zaman açıp zamanında kısıtlı olduğunu hatırlatarak hemen devam ediyorum. Tamam. Evet. Bir kadın girişimci olarak ülkemizde ve dünya genelinde kadın girişimcilere verilen destekleri yeterli görüyor musun ve sence bu alanda karşılaşılabilecek sorunlar neler? Ya açıkçası ben çok mutluyum bu tarafla ilgili. Yani şey, bir sürü destekçi varsa Petrobras kadınları destekleyen bir yer ve hani çok güzel hibesini almıştık ya da İGA bizim destekçilerimizden, Aksa Sigorta destekçilerimizden ve hani onlar kadın girişimcileri destekleyen, onların gerçekten şirketlerinin büyümesini isteyen yerler bizim aynı zamanda böyle ilk hani cansımızı veren bu şirketten bahsediyoruz. Farklı işbirliklerimiz var yine tabii ki işte Toplum Gönülleri Vakfı gibi, ondan sonra Sebeder gibi. Farklı işbirliklerimiz var, Walker's uygulaması gibi falan, hani bunlar ayrı. Kadın girişimcileri destekleyen kuruluşların olduğunu görmek beni çok mutlu ediyor. Daha iyisi de olacak, ben onu da biliyorum. Hani bugün herkesin kadın girişimcileri bir şekilde desteklemek istediğini görüyorum ben girişimci ekosisteminde. Bir kere kadın girişimciler, kadın girişimcileri başta desteklemeli ve destekliyorlar. İki, aslında bu işin hani kadın erkeği yok. Herkes girişimci burada, herkes müthiş belirsizliklerle mücadele ettiği bir süreçte. Burada sadece tek beklediğim şey var değil, ekstra bir dezavantaj çıkmaması. Önemli olan şey bu. Bu noktada onun için ben bir kadın girişimci olarak, hani parantezde onu söyleyeyim, artı bir girişimci olarak ülkemde olmaktan çok mutluyum. Çünkü benim ülkemin İç Çekirdek gibi dünyanın en iyi dördüncü politika merkezi olan bir kurumu var. Ben bir İç Çekirdek girişimcisiyim. Geçtiğimiz yıl biz Big Bang sahnesini kazandı. Türkiye girişimcilerinin en iyilerini yarıştığı sahnedir. Ya da BTM var, İstanbul Ticaret Odası'nın kurduğu bir yer. Ben bir BTM girişimcisiyim. Orada da en büyük demedayıdır sahne X-Large. Orada yer alan girişimlerden birisi olduk. Ya da Gelecek Vadeden Girişimler 2023 yarışmasında en iyiler arasında gösterildik yine. Info Startups ve Girişim Hub tarafında. Bu gibi kuruluşlar var bizim ülkemizde. Ya da şu anda mesela bir Microsoft Startup'ıyız. Founders Hub var, Microsoft'un kurucuları destekleyen bir program. Bir kadın girişimci olarak orada da yer alıyorum. Bir girişimci olarak demek daha doğru olur. O sebeple bizim beklediğimiz şey kadın girişimcilere ayrıcalıklar değil. Ama kadın girişimcilerinin hani zorlaştığın olması önemli. Ya da işte ne bileyim görmeyen bir girişimci, kadın girişimci gibi kimliklerinin önüne konulup da bir tık daha böyle işlerin aktarılması tabii ki. Yani diyorsun ki bugün ülkemizde ve dünya genelinde yapılan destekler yeterli denebilir ve daha hani, doğrusu olmalı tabii. Hani olmalı ve hani bu tür işte kadın girişimci ya da işte falanca girişimci kalıplarından ziyade bu girişimlere engel olunmaması daha önemli. Aynen. Bence de doğru. Yani zaten bugün kadın girişimcilerin desteklenmesi nedenleri arasında geçmişte bu tarz sorunların yaşanması yatıyor maalesef. Yani geçmişte bu tarz sorunlar yaşandığı için bugün kadınların artık bu sorunlarla karşılaşmayacağını onlara göstermek amacıyla engel girişimcilerden bir şekilde onlara çeşitli destekler sağlanıyor. Bunun amaçları arasında bunlar var. Yani toplumsal bir değer kazandırmak ve kadınları ve engelleri cesaretlendirmek. Mesela bizde çok yanlış bakış açıları var. İşte ücretsiz taşıma kartları veriyor bize mesela. Ama bakış açısı şu ki ya işte görme engelli ücretsiz taşıma kartı veriyorlar. İşte kalksınlar beraber geçsinler diye. Ama halbuki oradaki temel amaç esasında engelli bireyin sosyal hayata katılımını arttırmak. Yani gitsin bedava geçsin otursun gibi değil de sosyal hayatı katılımını arttırmak. Böyle şeylerin farkına vardığımız zaman gerçekten güzel bir Türkiye'de yaşayacağımızı ben düşünüyorum. Dünyada bu konularda farkındalık son dönemlerde yükselmeye başladı. Türkiye'de eğitim seviyesinin de bunun etkisi var. Bizim ülkemizde de umarım bu konularda farkındalık daha yüksek seviyelere ulaşır diyorum ben. Yani. İnşallah ben de öyle. Hem eğitim hem de girişimcilik kariyerinde yaşadığın bazı işte sorunlara örnekler verebilir misin? Bu durumlarla karşılaşmak, bu olumsuz durumlarla karşılaşmak seni hedeflerinden alıkoydu. Ya şöyle sınav haftaları kapatılsın. Ya sınav haftaları ya hocalar yapısından biri yani. Ya şey, ya orada bir şey kararı vermen lazım yani. Hani ya okulun ya şeyin yani en temelde. Tabii ki ben birinci öncelik olarak her zaman şirketimi alıyorum.
sınavlar gelince anlıyorum ki ben bir öğrenciyim. Dönemden döneme değişiyor. ama hani şey ya hani bilmiyorum, ikisini bence dengeleyebilmek o biraz takvimimle alakalı bir durum ya. Onu nasıl organize ettin, nasıl planladın ve yaptığın şeyi ne kadar sevdiğinle ilgili. Ben bu problemi çok seviyorum. Hani kendi şirketimi çözmeye çalıştığı problemi aşığım ben yani. Hani hatta bazen ekibim dalga geçiyor. Problemi o kadar seviyor ki hani çözmeyecek bir artık kalsın böyle. Biz yapmıyoruz bir şey. Ama ben hani içine doğdum ya bu problemi. Zaten sonra keşfetmedim ya. O yüzden benim bir parçam. Benim bir derdim. Ve hani onu çözmek için ekibimle birlikte canla başla çalışıyoruz tabii ki. Eğitim tarafını da çok değerli biliyorum çünkü bugün o da insanların bir derdi. Ve şey benim hani anlamak istediğim şey benim kendi beynim. Onu anlamak istiyorum. Nörobilimci olmanın temel şeylerinden bir tanesi o. O sebeple ikisini dengelemeye çalışıyorum. Seni çok sevdiğim iki şeyi dengelemekte. Evet bazen zorlasa da hani bir şekilde halledilebiliyor bence. Güzel bir cevap. Çok yerinde bir cevap bunu ben düşünüyorum. Sıradaki sorum da şu, çalışmalarında en büyük disekçeni kim oldu? Aslında hani çeşitli sorularda geçti az çok ama hani belki etmek istediğim bir şey olabilir. Hani çalışmalarında disekçeni kim oldu? Özelde sen maddi manevi sana nasıl bir katkıda bulundu? Paylaşırsan seviniriz. Tabii yani ailem, arkadaşlarım, ondan sonra hani ekibim, bunlar manevi disekçilerimiz tabii ki. Hani her zaman birlikte olmak, hani işte ne bileyim, ya bir lider olmak demek. Ben çok kuralları bozan bir giderim bu arada. İşte sıcak kanlıyımdır, insanlarla kolay iletişim kurarım. İşte ne bileyim böyle zaten hani çok da canına yakın bir insan olduğum için çok da zor değildi benim için. Çok da güler yüzüyordum. Hani biraz o şey var. Ama bu da bazen şey oluyor yani böyle hani içten geliyorum bazen. İşte çok böyle ben de korkuyorum, endişeleniyorum, ödüm çıkıyor bazen. Hani kaç kez insan şirket kurup yönetiyor hayatında yani bu insanın başına gelen önemli şeylerden bir tanesi aslında. Önemli bir sorun bu. O yüzden bazen eve gittiğimde annem babam yanımda tamamen rollerden sıyrıldım. Pijamalarla anlamak çok keyifli oluyor gerçekten. O noktada şey yani hani bilmiyorum hani o anlamda manevi yasaklarını her zaman görüyorum. Ekibimin de aynı şekilde. Ekibimle birlikte zaten hani gecemizi gündüzümüze katıyoruz birlikte. Bazen onlara da ağlıyorum. Çok şeffaf biriyim. Bir dönemlerimle paylaşmaktan çekinmem. Ekipçe de çok duygulandırız. Duygularımızı paylaştığımız mutluluğumuzu. Zaten o ekip bu çok önemli ya. Aynen. Ve hani ona manevi destekçilerim. Ve tabii ki mentorlarım işte yani ismini saydığım sayamadığım bir sürü insan var. Çok çok yani. Say gitmez. Evet yani şimdi başlasam 104 saat mentorluk aldım ben bu zamana kadar. Almaya da devam ediyorum. Hepsi çok kıymetli. Ayrı ayrı yerleri çok ayrı bende. İki bu. Üç de aslında tabii ki bizim paydaşlarımız yani şey, bizi destekleyen işbirliklerimiz. İşte bugün Walkers, Modibo, işte ne bileyim Tog, Tog günleri bak Volan Tog. Karışıyor bazen, geçen bir karışıklık olmuştu orada. Aynısı getirdim. Sebeder, işte İstanbul gönülleri, bunlar bizim ilk destekçilerimiz. Atı Sigorta, İGA Patrol Fis zaten hani hepsini böyle üçlü olarak sayayım. İç Çekirdek, TÜBİTAK BİG, ondan sonra işte Microsoft Foundersam. Böyle hani Imagine Türkiye, hani Microsoft'un öğrenci arasın bir yandan. Şimdi Imagine Cup Global tarafı, işte Ambassador dediğimiz yurt dışındaki taraf. Hepsi onlar da hani maddi manevi destekçileriz, onu söyleyebilirim. Harika. Ve birlikte ilerlemek çok güzel ve çok yakın zamanda da ilk böyle hani çok güzel işbirliklerimiz, ilk yatırım haberimizi paylaşacağız sizinle. Onun için de çok heyecanlıyız. Biz de sabırsızlıkla bekliyoruz bu haberleri senden. Görmen geldi girişimci olarak. İş ürettiğin alanda seni bekleyen olası sorunlara karşı ne kadar haberdar olduğunu düşünüyorsun ve sürprizlere hazır mısın, alışkın mısın yani? Esnaf olmayan kırılır. Ben esnayım. Böyle hani hiçbir zaman bir şeye sert olarak bakmıyorum. Tabii ki olası sorunlar da olacak, işte ne bileyim zorlanmalar da olacak ama ben bunların hepsini bir öğrenme fırsatı olarak görüyorum. Benim için başarısızlık yok. Bugün fırın biraz batabilir, hiç umurumda değil. From my eyes'ı kurarım ve tekrar çözmek istediğim probleme devam ederim. Yani hani bir kez girişimci olunca galiba girişimci kanına giriyor ve seri girişimci olarak devam edeceğim. Seri girişimci. Çünkü benim sorunum şey değil ya, bir şirket kuralım, bir girişim yapalım, çok başarılı olsun, deli paralar kazanırım, yatırım alalım işte, şöyle böyle uçalım kaçalım değil. Bunları yapmak zorundasın çünkü sen başarılı oldukça insanlara ulaşabilirsin. Bu zorunlu olduğun bir şey. Eğer bir gün bunları yapamazsan fail edersin, yani batarsın.
Hiç önemli değil. Biraz boşalırsın, yenisini kurarsın. Onu da batırırsın, bir daha kurarsın, yenisini batarsın. Ha bu demek değil ki seri bir şekilde batır. Bir tanesini kur, batır. İki sene sonra, iki ay sonra yenisini aç. Üçüncüyü batırdık, dört, beş. Batırma tabii ki. Ama hani o da güvensizlik sorunu artık. Yani de artık onu yapma. Elinden geleni yap. Sen tevekkül et hani. Elinden geleni yap. Burada da bir boğaz böcekmiş gibi yapsın. Sağlam kıza bağlayış şeyini. Sonrasında artık hani şartlar tabii ki farklı şeylerden söylüyor. Girişimcilik zaten belirsizlikle mücadele etme şeyi. Ben onun için belirsizliklere karşı hazırım. Dayanıklıyım. Zaman zaman yoruluyorum tabii ki. Zaman zaman bu belirsizlikler beni de herkes gibi korktu çünkü ben de insanım. Ama yolundan saptırmıyor. Ha bir gün bu yolu yapmak istemeyebilir miyim? O payı da kendime bırakırım tabii ki her zaman insan olduğum için. Ama şu anda eminim zira ömrünün sonuna kadar iyilik için teknoloji üretecek. Görüntü tanımı üretecek. Bu birinci dert zaten bu sorunu çözmek istiyor. Bununla birlikte artık ne olursa iyilik için yapay zeka adına yapmaya devam edecek aslında. Hani onu biliyorum. Yani bu gerçekten çok iyi. Hani olası sorunlara karşı olası... Kapayabilirsin yandım onu. 5 dakika kaldırırsın. Olası olumsuzluklara karşı hazır olmak çok önemli. Yani birçok şeyle karşılaşabiliriz bugün. Birçok farklı olumsuzlukla karşılaşabiliriz. Ama bu olumsuzluklara karşı net durabilmek önemli. Günün sonunda bizi etkileyen, hani artık sürdürülemeyecek bir konumda olsa bile bizim ürettiğimiz girişim, günün sonunda biz ne ürettik ki bundan sonra da aynı şeyi daha zor olmasına rağmen üretebilir miyiz? Daha farklı bir şey üretebilir miyiz? Günün sonunda bunu atmak bence çok önemli. Yani ne yazık ki bazı girişimler bu olumsuzluklara karşı hazır olamıyorlar. Yani birçok teknik bilgimiz olabilir, birçok konu hakkında bilgi sahibi olabiliriz, bir sorun tespit etmiş, analiz etmiş olabiliriz. Ama süreçte yapılan yanlışlıklar nedeniyle ortaya çıkan girişim hüsranla sonuçlanabilir. Bu birinci nokta, ikinci nokta süreçte yaşanan olumsuzluklar ek olarak bizim dik duramayışımız, bizim dik duruş gösteremeyişimiz de bu olumsuzluğu daha da hale getirir, güçlü hale getirebilir. Ve belki de bizim ufak bir dik duruşumuzla tekrar ayağa kalkabilecek bir girişim bizim yanlış duruşumuz sebebiyle ya da kendimizi güvenmememiz ya da tam tersi oluyor, kendimize çok fazla güvenmemiz. Ben bunu söylüyorum, bu doğru, ben bunu yaparım. Dememiz nedeniyle çok kötü noktalara, istemediğimiz noktalara ulaşabilir. Bu hem kendimize olan güvenin kırılmasına yol açar günün sonunda, hem ekibimizin bize olan güvenini sarsar, hem de yatırımcılarımızın, mentorlarımızın bize olan güvenini olumsuz yönde etkiler. Maalesef böyle şeyler var. O yüzden hani girişimcilerin de doğru destek almaları, destek alacakları kişi iyi seçmeleri ve alanında uzman olmadıkları bir konu hakkında kesinlikle destek ve danışmanlık almaları gerektiğini ben düşünüyorum. Ben küçük bir yere gideceğim. Son 5 dakikamız. Bence 15. soruya hiç girmeyelim. Biz burada duralım derim ben. Çünkü yarım kalacağını düşünüyorum. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 7 sorular. Ne soru sorular? Aslında şey yapmıştık da. Ben evet, 15. sorumuzdan devam ediyoruz. From Arise'ın bir fikirden bir ürüne, gerçek bir ürüne dönüşmesi sürecinde sana hani bu konuda işte ya bu iş çok zor. Bu iş tutmaz ya da yapamazsın diyenler oldu mu? Onlara oldu. Nasıl bir cevaplar verdin? Neler söyledin? Tabii ki oldu. Yani bu çok zor. İşte ne bileyim bunu şeyler yapsa zaten Google yapar, Microsoft yapar, onlar yapmam, sen mi yapacaksın? Ya da şey, biz nasıl yapacağız? Bunun gibi şeyler. Bu iş olmayacak. Bunlar tabii ki oldu ama çok şükür ki yani şey yapacağımıza yönelik inancım ve bana inanan insanların sayısı çok daha fazlaydı yapacağımıza yönelik. Ya da mesela şey de önemliydi. Hani bir ihtimal var ama denemeye değer diyenler. Denemeye değer. O da iyiymiş. Ya bir de şey, benim mentorlarım şey de o genelde. Ya sen o kadar isteklisin ki, bu işe karşı o kadar tutkulsun ki böyle. Hani ben 25-30 yıllık mentorum, böylesini görmedim falan diyor. Hatta işte senin onda biri kadar heyecanlansana sizin için yeter falan diyor. İşte böyle onda biri heyecanlanacak insanlarla birlikte çalışmayı doğru bulduğum süreçte.
Ve hani o anlamda da bence o bizi olumlu etkiledi diyebilirim. Yani olumsuz fikirlere karşı olumlu fikirlerin baskın olması seni etkiledi. Ama zaten sen hani bu ana kadar sorduğumuz sorulardan gördüğümüz kadarıyla zaten kararlı bir duruşun vardı. Kararlı bir duruşun olduğu için yani olumsuz fikirler baskın gelseydi de sen diyecektin ki ben o böyle düşünüyorum yani. Sen diyecektin ki ya tamam belki günün sonunda başarısız bir şey ortaya çıkacak. Belki de başaramayacağız, hepimiz ulaşamayacağız ama ben bunun için bir adım atmış olacağım, bir kıvılcım atmış olacağım ve ortaya bir fikir çıkacak, bir şey çıkacak, bir ürün olmasa bir fikir ortaya çıkacak ve güzel bir şekilde devam edeceğiz. Ya dışarıdan etkilen, dışarıya etkilemek önemli, bir girişimci yapmak zaten aslında. Aynen, kesinlikle katılıyorum. Varsa girişimci olma sürecinde yaşadığın bir anıyı bizimle paylaşırız. Ya çok fazla var tabii ki. Hani böyle can alıcı dediğin. Böyle can alıcı dediğin. Ay evet ya ilk kullanıcılarımıza buluştuğumuz zamanı tabii ki hiç unutmam. Yani böyle benim bir hikayem vardı. İşte hep böyle anlattığım bir hikayem var işte. Böyle hani gün doğumunu hayatımda ilk ve son kez izleyip de sonra çok kısa bir sonra görmemi kaybedip bir daha bunu hiçbir zaman izleyemeyeceğimi düşünmem. Ve bunun gibi manzaraları da promenerize ve sanatmayı çok istemem gibi. Bu hikayenin bir sürü kullanıcı tarafından fark edildiğini, paylaşıldığını, daha doğrusu insanların kendi hayatlarında zaten benim gibi bunu hissettiklerini, eksikliğini hissettiklerini fark ettim çünkü ilk kullanıcılarla buluştuğumuzda. Ve hani o an benim için fark biçilmezdi ya. Hani ya böyle şey gibi bir şey. Hani eline bir şey doğuyor böyle, girişimin o zaman doğuyor hani ve diyorsun ki hani her şey yaparım yani. Hani dediğin ki ben gerçekten bugün bunun karşılığını artık aldım. Hani bundan sonrası ne olursa benim için hani artık şey değil. Ben bugün bu girişimi, bu harcadığım vakti, emeği, vaktin karşılığını aldım. Hissettiğin an o an oldu herhalde. Evet yani o an oldu ve daha çok alacağım dedim ben. Çünkü insana o zaman bir deli kuvveti geliyor. Hani daha çok böyle cesaret geliyor. Gözünü karartıyorsun böyle. Hani zaten kararlısın ama İçinden bir şey akıyor yani. Hani onun çok ayrı bir his bence. Bilmiyorum yani. Buna kadar anlatabilirim. Hiç bilmiyorum. Ama her gün hani tekrar tekrar beni uyandıran bir his varsa o yani. Zaten özellikle benim de en çok hoşuma giden hani ilk buluştuğumuz zaman bu uygulama ilk dediğimiz zaman hani bu güneşin doğuşunu izlediğim babanın hani sana güneşin doğuşunu anlattığı o çocukluk hatırası o beni çok etkilemişti. Ben mesela hani bazen böyle bir şey duymuştum diye ben bunu anlatıyorum mesela. Çünkü benim de gerçekten etkileyen bir şey olmuştu. Çocukluk hatırası olmuştu. Evet. Hani o yüzden hani güzel bir nokta esasında. Hani o çocukken yaşadığım bir hatıranın yansımasını görmek bence gerçekten tarifi olmaz mı ya? Evet kesinlikle öyle. Şey. Bir de şey olmak yani hani orada başkasında da aynı şeyin hani özleminin olduğunu bilmek ayrı. Bir de şey çok ayrıydı. Ya görmeyesin yetimi kaybettiğim şeyi böyle yıl dönümünde Furan Veraz işte hızlı gerçekten şey yaptık. Gittik ve gün doğumunda biz denedik. Ekim'le birlikte. Hatta o anları da yine paylaşmıştık. Hani ikinci de o andır yani. Hani işte bir bu işe niye çıktığım zaten hani çok açık ve net ortada. Ve o gün hani kendime dokunan o çözüm şey yapınca tamam dedim yani. Umutlanmak için bir sebep her zaman var işte hani. Olacak yani. Kesinlikle. O yüzden benim girişimim hayalci değil, hayalperest değil. İşte kulaktan duyma bilgiler burada çıkan bir şey değil ya da ne bileyim girişimci olmak için bir işte ne bileyim üniversite öğrencisinin çıktığı bir hayal falan değil, bir proje değil, bir şey değil. Yani bu bambaşka bir şey. Bir sevgi gibi, böyle bir tutku gibi falan. Benim çok deli bir tutku üzere öyle yani. Sıradaki sorum da şu aslında. Kapsayıcı erişilebilirliği tartışıyoruz bugün pek çok konuda. Mimari alanda, teknolojik evet. alanda vesaire vesaire. Sen her uygulamanın, hizmetin, her binanın ya da her işte yazılımın erişilebilir olacağına inanıyor musun? Olabilir. Ve teknoloji her şeyi sende çözer. Güzel bir soru. Böyle hani çok böyle optimistik bir cevap vermedim teknoloji her şeyi çözer falan. Şu an çözemiyor. gelecekte ne kadar her şeyi çözer bilmiyorum.
Ama bizim elimizdeki olan şey bu çözebildiklerinin yüzdesini arttırabilmek tabii ki. Her şey çözer mi? Kolaylaştırır, çözmez ama kolaylaştırır. Hani insanın görme sorununu çözmeyecek ama kolaylaştıracak belki. Hani bir süre daha, uzunca bir süre bilmiyoruz artık. 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl. Hani bunu biz bilemeyiz. Her bina erişebilir olabilme. Doğru bir imale yapılıyorsa tabii ki niye olmasın? Bence olabilir. O baştan köküyle alakalı hani sorunun. Nasıl düşünülüyor? Gerçekten başkaları düşünüyor da sana ne olur ya? Orada tamam, bir sürü parametre devreye giriyor. Onda haklısın. Sıradaki sorum, belki de bu videoyu izleyip girişimci olmayı düşünen kişilerin merak edeceği bir sorudur diye ben düşünüyorum. Senin gibi bir fikri olan, engelli veya engelsiz fark etmez, bir fikir başlatmak isteyen, bir girişim başlatmak isteyen girişimcilere evet, okuyamadım. Ne öyle? Girişimcilere neler tavsiye edersin? Hani sence onlar kendilerini geliştirmek için ne yapmalılar? Kendilerini bekleyen zorluklara karşı ne yapmalılar? Ya bir problemi çok sevmeliler. Gerçekten problemi sonradan keşfedip de ben girişimci olmalıyım diye çıkmak ayrı. Problemi gerçekten çok sevmek ayrı. Çözüm reçetleri problemi sevsinler. Çözümlerini böyle körü körüne bağlı kalmasınlar. Onu pilot edebileceğini, değişebileceğini, her gün yenileceğini zaten bilsinler. İki dayanıklı olmalılar. Kendileriyle aslında o sürece bolca deneyimleyecekler. Ne kadar dayanıklı olduklarını, nerede kırılgan olduklarını, nerede optimistik, nerede pesimistik olduklarını iyi tanımalılar. Yani kendilerine farkında olmalı girişimciler. Ve bir kuluçka merkezinden bence başlamalılar. Bir gün ya çok güzel kuluçka merkezi var ülkemizde. Herhangi bir tanesinden başlamalılar. Çünkü onları yeterince besleyecek girişim de, kaynak da, mentor da buralarda. Ve hani şeyi o Türkiye'nin o önemli yerlerini de değerlendirsinler. Bol bol çevre yapsınlar. Bunun şimdi bazı adları var, network falan. Çevre önemlidir. Çünkü çevre seni besler, geliştirir, sana doğru yolları gösterir, güç almanı sağlar. O çevre çok önemli. Girişimcilerden oluşan çevrelerine varsa eğer sahip çıksınlar, yoksa yaratsınlar. Onun olduğu yerlere gitsinler aslında, arasınlar. Ve yani girişimciliğin de biraz hani yolda olmak olduğunu bilsinler. Zaferden değil de biraz o süreçten keyif alsınlar. Çünkü çok girişimler var ki daha dişler yolunda gitmiyor, sonra birden açılıyor. Ya da tam tersine her şey başta güzel başlıyor, sonradan gidiyor. Olacak bunların hepsi olabilir, kabul etmeliler. Belki bunları hani söyleyebilirim. Ya orada zaten çok şeyle karşılaştırabilir yani. İşte hedeflerin gerçekçi belirlenmesi önemli, yaklaşımların gerçekçi, realist olması çok önemli ve From Arazi'de gördüğümüz ekip ruhunun olması bence en önemli faktörlerden. Aynen. Doğru ekip ruhu bir tanesi, var. Doğru insanlarla çalışmak. Bizim ekibe giren önemli. İnsanlar 3 farklı elemeden gelip geliyorlar yani genelde. Bir, hard skill'lerine bakıyoruz. 2, soft skill'lerine bakıyoruz. Yani iletişim becerileri, ekibin kendi içerisindeki şeyleri. 3, de insan ve kültüre bakıyoruz. Yani bir önceki ekibi mülakası alırken öyle bir mekanizma kurduk ki ekipte. Yani aslında şey bu sağ olsun Microsoft'taki mentorlarımın çok büyük katkısı var bunu öğrenmemde. Ya da YGA'da yine sorumluluk alırken mülakatları hazırlarken ya da mülakatları girerken de çok büyük bir birikim oldu aktarılan. Bunları harmanlayıp bir süreç tasarladım kendi şirketim içinde. Ve bizim ekipteki herkes bu üç kriteri belli oranlarla karşılayabildikleri için bu ekibe girerler. Ve bu ekipte kaldıkları süre boyunca bunları karşıladıklarını zaten bilmek isteriz. Birbirine güvenen bir ekip olmayı önemseriz. Bu ekip daha önce görme engelli insanlara çalışmadı. Ekipte bir görme engelli de yok benim dışımda. Ama ekip geldiğin andan itibaren, insan sen ne zaman girdin sahaya? İlk kullanacağı ne zaman? Ha? Mart ayı zamanında. Hayır. İlk sahaya ne zaman geldin? İlk kullanıcılar ne zaman buluştun? Deprem sahası için gelmiş. Yani aslında işin ilk günü değil miydi? İlk günü direkt sahaya inmişsin. Bizim ekip geldikleri andan itibaren sahadadır. Yani ellerini direkt şey yapmayı, sokmalarını istiyoruz biz buraya. Çünkü bu sahayı tanımadan, kimler için ne ürettiğini bilmeden teknoloji falan üretemezsin. Kesinlikle. Kabileye bir şey götürüyorum maketiyle dayanamazsın. Zaten öyle olduğu için bugün hala otonom araçlardan bahsederken insanlar araba kullanmıyor. Kesinlikle. Aynı soruyu kadın girişimciler için soruyoruz. Yani kadın girişimcilere ne tavsiye edersin? Onlar kendilerini bekleyen zorluklara karşı ne yapabilirler? Yani ben kadın girişimciyim, ben erkek girişimciyim de kendilerini bir kere için girişimci ayırmasın. Ya da işte ne bileyim daha fazla avantajlı ya da dezavantajlı olduğunu düşünmesin.
Evet, var dezavantajları kadın girişimci olmanın. Daha güçlü görünüyor erkek girişimciler. Çünkü daha çok erkek yönetici var falan gibi böyle bir algı var. Ya da belki ne bileyim, data alanında gerçektir çünkü daha çok imkan veriliyor. Eskiden. Ama şimdi artık öyle değil. Kadınlar çok yetenekliler. Kadınlar mühendis oluyorlar. Kadınlar doktor oluyor, öğretmen oluyor, mimar oluyor. Çok yetenekli kadınlar var. O yüzden kadın girişimciler kendilerine güvensinler ve bu işin kadının erkeğin olmadığını zaten bilsinler. Çünkü biz avcı toplayıcı dönemde yaşamıyoruz. Ava gitmiyoruz. Kesinlikle. Burada girişim yapıyoruz. Kadın ava da gider bu arada. Bence de sıkıntı yok yani ama. Ama şey değiliz yani, ben bir fark göremiyorum. Hiçbir fark göremiyorum. Peki 20. sorumuz. Ne dersiniz video konseptimiz hakkında ne düşünüyorsun? Sence bu sorduğumuz sorular, benim adayım sorduğum sorular senin kendini rahat ifade etmeni sağladı mı? Evet ya, kesinlikle sağladı bu arada. Ben çok güzel sorular olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Çünkü insan doğru sorular ve içten sorularla birlikte kendini açabiliyor. Özellikle böyle kendi hikayesini bilen röportörlerin sorduğu sorular bence insana böyle daha da güvende ve iyi hissettiriyor. Daha çok kendini açabiliyorsun. O önemliydi. Bilmiyorum, ben çok keyif aldım. Teşekkür ederim. Ya teşekkür ederiz. Ve peki kendimizi biz geliştirmek için ne yapabiliriz? O konuda da kısaca bir şey söylemek istersen. Şuraya bir ona gözleri koyun. Nereye? Tam şuraya. Hemen böyle bırakın bir yere. Bir şey yapalım. Şuran olduğunda. Aynen. Saatlerimiz de zaten son birkaç son dakikamız var. Eklemek istediğin bir şey varsa onu da alabiliriz. Eklemek istediğin bir şey var mı? Ya şu anda eklemek istediklerim aslında hani tekrar teşekkür etmek olabilir. Ve hani bu röportajı izleyen herkes de benimle birlikte iletişime geçebilir. İletişim bilgilerini, e-postamı bırakırsın zaten aşağıya. Evet. Instagram üzerinden de kolay erişebilen biriyim. Zürel Tanrıcı ve hani çok rahat bir şekilde bulabilirsiniz. LinkedIn'den de aynı şekilde yine Zürel Tanrıcı hani bulabilirsiniz. Böyle linkleri aşağı bırakıyorum gibi oldu ama hani bulursunuz yani bir şekilde beni. Ve mutlaka zaten bir günde yüz yüze karşılaşıyor oluruz yani. Evet arkadaşlar, programınızı takip edin. Hani çok güzel çalışmalar yolda devam ediyor. Bu röportajın formülaj kısmı da var ama onu zaten yapmıştık, tamamlanmıştı. Yani onda herhangi bir problem olmamıştı. O yüzden onu bu videonun sonuna koyacağız. Hani hiçbir değişiklik yapmadan. O röportajı İTÜÇ'e girdikle çekmiştik. O yüzden farklı bir ortam göreceksiniz. Hani bu videonun sonunda koyacağız onu. Yani ayrı video olarak da koyacağız. Belki onun üstünden de kararlaştıracağız. Buradan farklı bir ortam göreceksiniz. Onu söyleyeyim. Bugün Boğaziçi'ndeyiz. Bu röportajı tekrar yapmak istedik ama şeyde formülaj kısmında herhangi bir problem olmadığı için sen de dedik ki orayı tekrar yapmakla uğraşmayalım. Hani zaten çok güzel olmuştu o kısım. 15-20 dakika sürmüştü. Kesinlikle. Çok güzel olmuştu. Orayı tekrar yapmayalım. Pek halimi yok açıkçası. Onu tekrar videonun sonuna ekleyelim ve daha bir video olarak yayınlayalım. Buradan söylemiş olalım. Hani o videoyu biz ta geçen Nisan'ın başında çekmiştik. İlk çekirdekte çektiğimiz için farklı bir ortamda olacaksınız. O zaman veda edelim. Ben de Zürel'e teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bizi kabul ettiği için, bizimle ikinci kez röportaj yapmak kabul ettiği için. Geçenki terslikleri unuttuğu için. Çok terslik oldu bugüne gelene kadar. Biz evetteki ilkler her zaman daha güzeldi deriz. İlk röportajımızın tadı ve zevki ayrıydı bence. Onun hatta olan kısmını sizlerle paylaştık. Ama bu röportajımızın da ben çok güzel olduğunu düşünüyorum. İlki kadar olmuştur. Ben ilkinden iyi olmuştur belki diyemeyiz ama ilgi kadar güzel olduğunu ben düşünüyorum. Yine güzel noktalara, ilgi çekici noktalara ben değindiğimi düşünüyorum. Ne dersiniz video serisini takip edin. Dediğimiz gibi birçok farklı girişimci, birçok farklı kişiyi biz ağırlamak istiyoruz. Sizin de herhangi bir öneriniz varsa, işte şu kişiyle röportaj yaparsanız çok iyi olur. Ya da sormak istediğiniz, mesela Zülay'la sormak istediğiniz bir soru varsa, ya da şöyle röportajlar yapın, daha kısa olsun, biz izleyelim, daha detaylı bir yer öneriniz. Bir şey olursa da onu da yeni yorumlar bölümünden belirtin. Yani bugün yaptığımız röportaj, biz bir daha Zürel'le bir araya gelip Zürel'e soru sormayacağız diye bir şey yok. Her hani zaman. Sorabiliriz, farklı girişimler ortaya çıkar. Ben bizim... orada diyor konseptini bekliyoruz. O olursa tekrar gelelim. Evet, onu düşünelim. Videoyu kapatmadan şöyle bir şey söyleyeyim. Düşünsenize kaydetmemiş. Tamam, sen düşünme, çok düşünme. Arkadaşlar. En son bunu yine kaydetmemiş. Evet, arkadaşlar videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, yorum atmayı, kanala abone olmayı ve Sinan'a aşağıdan selam söylemeyi unutmayın. Sinan'a selam söylemeniz çok önemli. Bana selam söyle. Maalesef kamera arkasındayım. Evet, bir sonraki videomuzda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın. Bu arada ben yine söylüyorum, umarım çünkü Zülal çok farklı konular değil bir iletişim halindeyken de. Biz o konularda ekstradan Zülal'le sohbetler yapmayı falan düşünüyoruz.
Umarım bu röportajlarımız sıklıkla devam eder diyoruz. O halde... Umarım. Şuraya bir seçim şey yapalım. Evet. Anket koy abi. O halde tekrar görüşmek üzere. Yani konuşacak çok şey var aslında. İşte bir sürü anı var, bir sürü işte hikaye var. Söyledim burada geçen röportajımızda bahsettiğimiz burada söylediğimiz birçok konu var. Yani bunlar konuşulur. Tekrar işte gerek canlı yayınlar yapılır, gerekse işte buluşmalar yapılır. Hani hatta biz direkt Babala TV konseptinde bir şey yaparız. Bir program düzenleriz 20-30. Bir sene orada mı geliyor? Orada seyirciler sorularını sorar, merak etti soruları sorar. Esas şey o zaman kaydetmiyormuş. Evet. Şey yapalım ya, bunu böyle yüzde yapalım. Olur, bana uyar valla. O zaman birkaç şeyi sadece topluktan takipçiye alalım. Evet. O halde bunu biz tartışalım, görüşelim. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Hoşçakalın.